Hafize Hanım'ın oldukça şık bir salonu var. Herkes bu ağır mobilyaları sevmese de gelinimiz belli ki salonuna mobilyalarını büyük bir özenle seçmiş. Özellikle avizenize bayıldık. Perdeler de berjerlerinizle uyumlu görünüyor. Biz genel olarak beğendik. Bakalım gelinler neler diyecekler. Salonu nasıl düzenlemiş, dekore etmiş? Sen bir kere galiba her şeye karar verdin. Evet. Anladığım kadarıyla senin evet. zevkin değil mi? Evet, kesinlikle. Evet. Şimdi ben yorum yapabilir miyim? Lütfen. 7 aylık evliyim dedim evet. değil mi? Koltuklar daha bu senenin modeli gibi değildi. 200 sene önceki Chester koltuk modeli duruyor. Yani şöyle, ben biraz daha dediğiniz gibi oval geliyor benim koltuklarım. Daha böyle dikdörtgen kare tarzı gelenleri sevmiyorum. Heh. Biraz daha ağır bir mobilya olmasını istedim. Daha hı-hı. çok beğeniyorum o şekilde. O yüzden bunları seçtim. Dediğiniz gibi onları da seçebilirdim ama hem herkesin evinde var hem de bu benim zevkime daha çok hitap ediyor. Evet. O yüzden bunu tercih ettim. Bir de avize için yorum yapmak istiyorum. Evet. Hı-hı. Yani mesela böyle ayağa kalktığım zaman boyumla bir. Avize. Hani alçak. Daha şöyle, yüksek olabilirdi. Evet. Onu biz de düşündük ama kısaltınca modeli güzel durmuyor odada. Hmm. Ve orta sehpada kullandığım için oraya geçilmiyor. Oradan kimse geçmiyor. Evet diyorsun. Oradan da kimse geçmiyor. O yüzden modeli de bozmak istemedim açıkçası. Böyle kullanıyorum. Böyle tercih ediyorum. Ama biliyor musun bu avizeleri böyle tamamen tavana yapışık halleri de var. Evet. Evet. Yani sıfır. Evet. Sıfırlıyorlar. Ama o zaman da aydınlatma çok hoş olur mu bilemediğim için. Olur. Sonra bir süre sonra sıkılırsan evet, o şekilde de kullanabilirsin. Evet. Ama odam da küçük ya baskın durmuş. Evet. Spotlar öyle var aslında yani. Aydınlık evet, olacak. Spotlar var, aydınlık var. Ama bir hava katsın istedim evet. galiba. Bir ağırlık katmasın. Evet ve mobilyaların biraz daha ağır olduğu için açıkçası onu da biraz ağır ışıltılı seçmek istedim ki. Ben senden biraz perdelerle ilgili yorum bekliyorum. Aynen. Onu ben yapmak istiyorum. Sen benim evimin perdecisi. Onu ben yapmak istiyorum çünkü rujlarıma göre. Evet ben söyleyecektim. Evet rujlarıma göre. Tekli koltuğun mürdüm rengi. Evet. Fonun daha mor. Renkleri birbirine hiç uymuyor. Hani çok alakasız olmuş. Eğer uyduramıyorsan bile açık tonlu tercih edebilirdin. Hani renk tutmamayla alakalı bir şöyle, sıkıntısı varsa. Şöyle haklısın, ona ben de katılıyorum. Ama ben koltukları aldığımda örnek vermemişler. Biraz da aceleye denk gelmişti perdeler. Aynı renk gibi düşündüm açıkçası. Hmm. O yüzden aldım ama odaya koyduğumda da benim gözümü yormadı açıkçası. Hmm. O yüzden çok evet. kullanarak da seviyorum şey perdelerimi. Ya. Ben bu biraz aslında böyle biraz kahveye de çalıyor değil evet, mi? Ben evet ben de o kahve, mürdüm. Kahvenin tonları ben gibi. Bu tonda bir şey görmedim salonda. Hani bunu neyle bir tamamladın? Bir de mobilyacılarda şey oluyor. Çok fazla spot ışığı falan olduğu yanıltıyor. İçin şey yapabilirdi mesela aslında. Öyle şeyde. Perteliği alıp. Doğru. Götürseydim evet. perdeciye direkt i̇şte üstünde baksaydım birebir ton bulabilirdim. O zaman biraz ne yapsın bu ses? Ya. Yani o fon kumaşından bunu kaplatması daha mı mantıklı acaba? Hangisi evet. daha ucuza gelir? Hangisi daha ucuza gelir? Perdeciden aldı. Tabii ki daha uyguna gelir. Çünkü koltuk kumaşların fiyatları daha yüksek. Öyle mi? Tabii ki. Neyi neyle uydursun yani? Yani şey koltuğun kumaşını götürmesi gerekiyor. Ya da şunlar çıkabiliyor galiba değil mi? Cırtlı. Evet. Evet. Onu çıkarıp götürürsen perdeciye birebir üzerinde bütün... Çalışırsın. Aynen. Evet. Eğer değiştirmek istersen görebilirsin artık yani. Artık Buse var arkadaşım. Evet. Gidebilirsin. Aynen. Koltukların birbirine uyumu güzeldi. Sadece perdeyi beğenemedim. Bir de koltukların büyük. Odan da küçük. Bir de masa olduğu zaman daha dar oluyor. Evet yani. Masa da burada. Şöyle dediğim gibi ben odam büyük normalde ama mobilyalarım da büyükmüş. Mobilyacıda biz bunun çok farkına varamadık. Gerçekten. Ve gerçekten. O kadar ben böyle mobilyacıya girdiğimde aşık oldum bu mobilyalara. Gerçekten evet. dedim ki illaki bu olacak. Bunun işte bir sürü şey vardı daha ekstra vitrinli. Parçaları vardı. Evet, ben sadece özellikle hani işimi kolaylaştıracak olanları seçtim. Ama dediğiniz gibi odama biraz daha küçük boyutlarda evet. olabilir de o zaman fark evet. edemedik biz bu kadar büyük olduğunu. Ama çok rahat da kullanıyorum misafir odama. Hiç sorun çıkmıyor benim için yani. Peki bu neresi? Onu da bana kuzenim hediye olarak yaptı. Yaptı. Evet, onu kendisi yaptı. Çerçevesini ben aldım. Evet. Onun odama. Yeri sanki simetrik olarak doğru bir yer. Masanın arkasında olabilir. Hem ortada değil. Bir de hani orada sadece bir tane tablo olması bence daha çok gözü yoruyor. Mesela karşıda masanın üzeri. Evet, aynadan da yansıma yapıyor bu arada. Hani televizyon alabiliriz diye düşündüğümüz için de oraya bilerek doldurmak aşkım, istemedim. Ben olsaydım bak, çok şöyle yüksek bir şey mi sanki? Çok mu yüksek? Evet. Biraz daha böyle ortalayıp biraz daha aşağıdan aslında. Taksan.
televizyon alacaklarını söylüyorlar. Evet. Genellikle konsolun üzerine konulur. Mesela arkadaki kendi aynasını oraya koyup o çerçevede karşıdaki masanın hemen üzerine olabilir. Evet, bence şurada çok bir daha sütun var ya. Bak o sütuna onu koysan sanki değil mi daha? Evet, çünkü televizyon düşünüyorlar. Buradan oturunca hani masanın bu şekilde bakmaktansa bunun önü açık olduğu için arkaya konulması bence daha mantıklı ve daha güzel olur. Onu ben de düşündüm ama şimdi aynanın arkası çiviliyorlar ya duvara. Bu sefer de duvardan kötü duracaktı. Salondaki tablo tekti ve bence göz yoruyordu. Farklı bir şey olabilirdi veya farklı yerlerde farklı aksesuarlarda kullanmış olabilirdi. Aslı Hanım çiçeği sormak istiyorum. Bir de orada isim var. Evet, Hafize Oktay yazıyor. Evet, onların ne hatırası var? Onlar nişanda olanlar. Bizim söz nişanımız zaten birlikte oldu. Ben eşimin canlı çiçek yaptıracağını düşünüyordum. Bir geldi çiçek, yapay çiçekmiş. Ama dedim ki iyi ki yaptırmışsın gerçekten. Benimle aynı anda nişanlanan arkadaşlarım hepsi böyle böceklendi, attılar, bozuldu. Çok da değerlendirilenler aynı şekilde, aynen değerlendirebilen çerçevelerin içine falan oluyor. Evet, çok güzel oluyor. Ben de görüyorum gelin evlerinde. Evet. Aslında benimki aynı şekilde duruyor öyle. Ben, dikkatimi çeken fotoğraflar salonda olması gerekiyor mu? Bence hani ben yatak odası bence yeri onun. Uyum. Neden? Ben size de göstermek için burada açıkçası. Çünkü daha sonradan hani alıp zaten getirip gösterecektin ama sadece burada zaten böyle ahşap detaylar ya. Bence buraya hiç uygun değil. Ha, evet. Detaylarından mobilyaya dolayı. Göre. Normalde yani bunlar hep burada mı? Yok, normalde böyle değil. Şeyde saklıyorum zaten. Vitrinimin içinde saklıyorum. Evet, bunları sizin görmeniz için çıkardım özellikle için buraya. Evet. Teşekkür ederiz o zaman. Evet. Peki bu mobilyalarını fiyatını öğrenelim. Ben tüm evimin mobilyalarını, işte mutfak masası, yatak odası, günlük kullandığım odadaki mobilyalarım, mutfak masam, hepsi dahil 65 bin liraya aldım. Şimdi tek tek soramayacağız mı? Bilmiyor musun mesela tek, koltukları? Tek, yani hatırladığım kadarıyla 12 bin gibi hatırlıyorum. Bir tanesi mi? Yok, toplam. Koltuklar. Bir tane daha berjerim var. Evet. Evet. Bir koltuk, iki berjer. Evet. 12 bin lira gibi bir fiyat 12 bin TL bu koltuklar. Yemek bölümü de? Yemek bölümü konsollarda 20 bine yakın diye hatırlıyorum. Orta sekmanla birlikte. Evet, hepsi birlikte vitrin. Evet, peki halıyı nasıl buldunuz? Halıyı ben buraya uyduramadım. Çok spor bulamadım. Evet, spor gibi. Nasıl buldunuz bulamadım. Evet. Ya gözükmüyor uygun ama yani şey mobilya gözükmüyor. Daha ağır olabilirdi yani. Çok... Yani alın. Ben spor mu kaldı? Evet. Dün olabilirdi bence. Mobilyalarım gösterişli. Açıkçası onun da dikkat çekip mobilyalarımı öldürmesini istemedim. Yani mobilyalarım patlasın. Daha ağır olabilirdi. Yani. Günlük bir halı gibi. Desensiz yani. Ya içine var. Peki son olarak avizenin fiyatını ve halının fiyatını istiyorum senden. Halıyı 500 liraya almıştım. Hatta tüm evimin halıları 4000 lira gibi bir fiyatta. Evin tüm avizelerini de 7000 liraya aldık. Bu avize ne kadardı? Bu da 2000 lira gibi bir fiyatta, bir fiyat öyle hatırlıyorum. Evet. Peki, çok teşekkürler. 500 liraya halı mı kaldı? Özellikle de salon için. Avizeyi 2000 liraya aldığını söyledi. Bence 2000 lira eder. Avizeyi 2000 lira vermiş ama 2000 liralık bir avize değil.